Merhabalar arkadaşlar, Gelecekte Futbol Manager 2019 videomuza hoş geldiniz. Daha önce 2050 yılı ve 2100 yıllarında Türk futboluna ve dünya futboluna bakmıştık ve oyun simüle ederek. Şu an tarih 15 Haziran 2150 Türk futbolu ve Avrupa futboluna ve hatta dünya futboluna bakacağız. Neler olmuş, neler bitmiş diye. Hatırlayacağınız üzere 2100 videomuzda Başakşehir Türk futboluna damga vurduğunu görmüştük. Bakalım 2150, yani 50 senelik periyotta neler olmuş, neler bitmiş. Şöyle Türkiye Ligi'nden başlayalım arkadaşlar. Bakalım Başakşehir hegemonyası devam etmiş mi? Ulan bir yazamadık. Evet, Türkiye Süper Ligi son şampiyon Fenerbahçe diyor. Evet, son şampiyon yani 2149-2150 şampiyonu Fenerbahçe olmuş 81 puanla. 2. Kasımpaşa, 3. Başakşehir, 4. Konya, 5. Beşiktaş, 6. Galatasaray, 7. Eskişehir Spor olmuş. Şöyle bakalım, Hacettepe Spor gelmiş, Şanlıurfa Spor gelmiş lige. Gazişehir, dikkat çeken takımlar. Evet, bakalım geçmiş şampiyonlara hazır mıyız? Evet, giriyoruz. Oho, evet, evet, enteresan bir görüntü var karşımızda. Kasımpaşa'nın son yıllarda bir üstünlüğü Fenerbahçe araya girmiş. Fenerbahçe Kasımpaşa arasında geçmiş yarış. Şöyle 2100'e gelelim. Bu nedir arkadaş? Başakşehir ne yapmış böyle ya? Evet, 2100'den itibaren arkadaşlar Başakşehir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 şampiyon, 23 devam ediyor. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 şampiyonluk almış 50 sezonda Başakşehir 2100'den bu yana, inanılmaz bir rakam. Hakikaten çok ilginç. Galatasaray'ın bir şampiyonluğu var. O da 2106-2107 sezonunda. Konya Spor bu periyotta, 50 sezonluk periyotta 1, 2, 3, 4 4 şampiyonluk almış. Fenerbahçe 1, 2, 3, 4, 5 5 şampiyonluk almış Fenerbahçe. Son sezonlarda da Kasımpaşa'nın bir çıkışı varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şampiyonlukta Kasımpaşa almış. Çok ilginç bir tablo hakikaten. İnanılmaz bir tablo diyebilirim. Yani Başakşehir hegemonyası inanılmaz. Şuraya bakın, üst üste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sezon üst üste şampiyon olmuş Başakşehir. Daha sonra Fenerbahçe araya girmiş. Ondan sonra bir 5 senelik daha seri yakalamış. Sonra yine Fenerbahçe bozmuş. Yine Başakşehir. Ondan sonra Kasımpaşa başlamış. Ve Kasımpaşa'nın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şampiyonu var. Beşiktaş ve Galatasaray yok olmuş arkadaşlar. Hadi Fenerbahçe bir nebze araya girmiş ama Galatasaray ve Beşiktaş yoklar. Çok enteresan, çok enteresan. Enteresan bir tabloya karşı karşıyayız açıkçası. Şöyle bir bakalım, kadrolara bakalım. Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. Değere göre sıralayalım. Ömer Seçkin, defans oyuncusu. Defansif orta sahancısı, 44 milyon euro piyasa değeri var. Fenerbahçe'nin en pahalı oyuncusu. Kendisi 28 yaşındaki Türk oyuncu. Emir Çağlar var, 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 29 milyon euro bir piyasa bedeli var. O da 47 maçta 25 gol atmış milli takımda Emir. Emir'den sonra Chris Thompson var orta sahada, İngiliz oyuncu, ofansif orta saha oyuncusu. 24,5 milyon euro bir piyasa bedeli var kendisinin. Fena bir oyuncu değil. Chris Thompson'dan sonra Gabriel Morales var. Gabriel Morales de forvet oyuncusu. Özellikle fizik gücü yerinde olan bir forvet oyuncusu olarak gözüktü. 31 golle tamamlamış sezonu. Güzel bir rakam. İspanyol oyuncu. Morales'ten sonra da ilk 5 oyuncuya bakalım tüm takımlarda. Jamie Ramirez var kiralık olarak. Benfica'dan kiralamışlar. Sağ açık oyuncusu. 13,5 milyon euro piyasa bedeli var Fenerbahçe'de. Evet, bakalım Kasımpaşa'ya bakalım. Merak ettim. Kasımpaşa'nın kadroya bakın arkadaşlar. İnanılmaz. 45 milyon euro. Jaime Manso, Portekizli forvet oyuncusu. Bu nasıl bir forvettir arkadaş? Portekiz'de de 55 maçta 29 gol atmış. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu. Muazzam özellikler. Denecek bir şey yok. Muazzam özellikler. Kasımpaşa'da 17 gol atmış bu sezon. Evet, Manso'dan sonra Abdullahi var. Sağ açık oyuncusu. O da çok kaliteli. Çok iyi bir oyuncu. Bakar mısınız? Hız 16, hızlanma. Hız 17, hızlanma 16, teknik 17, orta yapma 17, kontrol 16,
17 gol katkı sağlamış Kasımpaşa'ya bu sezon. Ekan Gemi var, Belçikalı kaleci. Oo, 30 yaşında, muhteşem. Vay vay vay. Harika bir kaleci. 30 yaşındaki Belçikalı muhteşem. Evet, Kasımpaşa coşmuş arkadaşlar. Rayun Nivas var. Stoper oyuncu. O da çok iyi bir oyuncu. Pozisyon alma 19. 52 kere Arjantin milli takım formasını giymiş. Güç 17. Hızlanması da gayet yerinde. 1.92 boyunca 90 kilo ağırlığındaki oyuncu. Kasımpaşa inanılmaz bir kadro kurmuş. Christopher Kunert var. Sol açık oyuncusu. O da çok iyi. Vay vay vay. Hakikaten enteresan bir tablo. Alman oyuncu 58 kez de Alman milli takım forması giymiş. Kasımpaşa'nın oyuncuları milli takımların bank oyuncuları olmuşlar arkadaşlar. Son olarak Madu'ya bakalım. Madu'da hakikaten Kasımpaşa çok iyi bir kadro kurmuş. Yani şampiyonluğa yakışır bir kadro kurmuş. Bu belli oldu. Evet, Kasımpaşa'yı da geçelim. Şimdi Kasımpaşa'dan sonra Başakşehir'e bakalım, Fenerbahçe'ye bakalım, Beşiktaş'a bakalım ve Galatasaray'a bakalım. Şimdi Başakşehir, evet, onun da en pahalı oyuncusu Yusuf Turan. Ofansif orta saha oyuncusu. 32 milyon euro bir bedeli var. Ve şu an Roma tarafından istanıyor Yusuf. 16 kez milli takım formasını giyip bir gol atmış. İyi bir oyuncu. Evet, iyi bir oyuncu. 41 maçta 14 gol 8 asist yapmış Yusuf Turan. Yusuf'tan sonra Van Peta var. Kiralık oyuncu. Sağ açık oyuncusu. Kasımpaşa'dan kiralık. Enteresan, evet, Kasımpaşa'dan kiralık. Ve Başakşehir 13,5 milyon euro teklif etmiş kendisi için. Brezilyalı Van Peta. Kasımpaşa'ya bak ya. Daniel Peva var. Üçüncü en değerli oyuncusu. Sağ açık oyuncusu. Fena bir oyuncu değil. Ama şimdi Kasımpaşa kadrosuyla karşılaştırdığımızda gördüğünüz üzere zayıf bir kadrosu var Başakşehir'in. Gökhan Kocabal var. Sol bek oyuncusu. O da idare eder. Yani hani çok mu iderseniz. Ya Başakşehir o geçmiş videomuzda 2100 yılında yaptığımız videoya nazaran daha da güç kaybetmiş olduğunu görüyoruz. O jenerasyonu kaybetmiş. Kaybetse ne olur gerçi. 50 senede 30 şampiyonluk yaşamış herifler. Ofansif orta sancısı Lennart Dirflingen var. Evet. Şöyle hemen bir Beşiktaş'a da bakalım. 5. sırada tamamlamış sezonu. Mehmet Ali Ayhan. 24 milyon euro ile en pahalı oyuncuları. Manchester City'den kiralamışlar. Milli formayı giymemiş 22 yaşındaki oyuncu. Yani orta seviye bir oyuncu diyebilirim. Mehmet Ali Ayhan için. Fabian Rey var. Fransız ofansif orta saha oyuncusu. Evet, iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Monaco'dan kiralık. O da 27 maçta 10 gol 9 asist yapmış bir sezon. İyi bir oyuncu. Fransa milli takım forması giymemiş. Üçüncü oyuncu Emir Şar. Evet, Emir Şar da fena bir oyuncu değil gibi gözüküyor arkadaşlar. Fena bir oyuncu değil gibi gözüküyor. Forvet oyuncusu. 31 yaşında. Dördüncü oyuncumuz en değerli Özgür Eğriber. Sağ açık oyuncusu. İşte fiziksel özellikleri ön planda olan bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün. Beşinci ve son oyuncu İsa Dumur. Türk ağırlıklı bir kadro. O da ofansif orta saha oyuncusu. Yani Kasımpaşa'nın ve Fenerbahçe'nin kadrosunun yanında tabii zayıf bir kadro olduğunu söylemek mümkün Beşiktaş'ın. Ve son olarak şöyle Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ın en pahalı oyuncusu 25 yaşındaki Ljubić Sulart olmuş. Orta saha oyuncusu, fena bir oyuncu değil. Evet. 12 maçta bir gol 3 asist yapmış Ljubić Sulart. İkinci oyuncu Igor Tinic. İşte orta saha oyuncusu. Yani Bosna'da oyuncu 95 geç milli takım formasını giyip 22 gol atmış. Bu sezonda Galatasaray'da 33 maç 3 gol 12 asistle oynamış. İşte diyelim. Evet, Galatasaray'ın kadrosu hakikaten zayıf arkadaşlar. Üçüncü oyuncumuz Diop. 26 yaşındaki Fransız. Şu an onunla ilgilenen varmış. İlgilenen de Inter istiyormuş. Fena bir stoper değil. Özellikle fiziksel özellikleri ön plana çıkan bir stoper. İyi bir stoper. Evet, iyi bir stoper olduğunu söylemek mümkün. Mamadou Diop'un. Diop'tan sonra Kieran Wogan var. O da bir orta sancısı. Fiziksel gücü ön planda olan merkez orta sancısı. 36 maçta bir gol 2 asist yapmış. 1.84 boyunda 79 kilo ağırlığında.
28 yaşında oyuncu hiç milli takım forması giymiyor. Yani Kasımpaşa'ya nazaran çok kötü bir kadro tabii. Ve son oyuncumuz Galatasaray'ın değerli 5. ismi Bruno Breneau. Sol bek oyuncusu. 29 yaşındaki Fransız milli takım formasını giymemiş. Bu sezon 27 maçta oynamış Galatasaray'da. 6.97 oyuncu puan ortalaması var. Yeterli bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Fiziksel özellikleri bile bir bek için yetersiz arkadaşlar. Evet, bir şöyle genel olarak şampiyonluk sayılarına bakalım. Avrupa'da başarı elde etmiş bir takımlar, ona bakalım. Bu ilginç olabilir. Şöyle bir kupaya bakalım. Evet, Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Ligi'nde 26 şampiyonluğu olmuş 2150 tarihi itibariyle. 41 kere de ikinci olmuş. Türkiye Kupası'nda ise 14 şampiyonluk, 25 kere ikinci. Türkiye Süper Kupası'nı 16 kere kazanmış. U19 Şampiyonlar Ligi'ni 4 kere kazanmış Fenerbahçe. Başka da Avrupa'da kupa alamamış Fenerbahçe bu süre zarfında. Bakalım Kasımpaşa'nın var mı? Lig sıralamasına göre gidelim. Kasımpaşa'ya gelelim. Evet, Kasımpaşa 9 kez şampiyonluk yaşamış Süper Lig'de. 12 kez de ikinci olmuş. Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu var. Evet, Kasımpaşa Avrupa Ligi'ni kazanmış arkadaşlar. 2144 yılında Avrupa Ligi'ni kazanmış ve 2144 yılında aynı sezonda Avrupa Süper Kupası'nı kazanmış. Muazzam bir başarı. Evet, kupa gelmiş. Türkiye'ye kupa gelmiş Avrupa'dan Kasımpaşa sayesinde. Türkiye Kupası'nı 16 kez kazanırken 15 kez de ikinci olmuş. Türkiye Süper Kupası'nı 12 kere kazanmış. Kasımpaşa muazzam başarı. Ciddi başarı yani. Evet, gidelim Konya'ya bakalım. Konya'ya eski Başakşehir'e bakalım. Konya'ya da bakalım. Evet, Başakşehir arkadaşlar 77 şampiyonluk. İnanılmaz. Yani biz ne kadar simüle ettik? 2019'dan 2150 yılına kadar. Yani yaklaşık 130 yıl diyelim. Bu 130 yılda, 130 sezonda Başakşehir'in 77 şampiyonluğu ve 32 tane de ikinciliği var. Hakikaten inanılmaz. Avrupa Ligi'nde 2122'de şampiyon olmuş ve 3 kere de ikincilik yaşamış. 2038, 2124 ve 2138. Yani 4 kere Avrupa Ligi'nde finale çıkmış, 1 kere kazanmış. 2122 yılında da Avrupa Süper Kupası'nı müze götürmüş. Avrupa'dan 2 tane kupa gelmiş yani Kasımpaşa ve Başakşehir'den şu ana kadar Türkiye'ye. Türkiye Kupası'nı 51 kere kazanmış ve 29 kez de ikinci olmuş arkadaşlar. Başakşehir 2150 yılına kadar Türkiye'ye damga vurmuş diyebilirim açıkçası. Şimdi evet, diğer takımımıza gelelim. Konya Spor. Konya Spor ne durumda? Evet, Konya'nın da 18 şampiyonluğu var Süper Lig'de ve 38 kez de ikinci olmuş. Yani çok büyük başarı. 29 kez de üçüncü olmuş. Avrupa Ligi'nde de 2 tane final oynamış ama kaybetmiş. 2058 ve 2109'da 2 kere final oynayıp kaybetmiş Konyaspor. Türkiye Kupası'nı 31 kez kazanırken 28 kez de ikinci olmuş. Yani büyük başarı Konya açısından da. Hakikaten büyük başarı Konya açısından da. Ciddi ciddi rakam, ciddi derece. Beşiktaş'a bakalım. Evet, Beşiktaş 2150 yılı itibariyle 32 şampiyonluğu var, 36 ikinciliği var, 46 üçüncülüğü var. Avrupa Ligi'nde de 2069 yılında final oynamış ama kazanamamış. Türkiye Kupası'nı 25 kere kazanırken 30 kere de ikinci olmuş arkadaşlar. Türkiye Süper Kupası'nı ise 28 kere kazanmayı başarmış Beşiktaş. Yani hakikaten en fazla gelişim gösteren takım Başakşehir, Kasımpaşa ve Konya. Yani çok net. Galatasaray'a bakalım. Evet, Galatasaray bu periyotta şampiyonluk sayısını en az yükselten takım. Yani zaten 2019'da 21 bırakıyorduk. 2019'dan 2150-130 sezonda arkadaşlar sadece bir kez şampiyon olmuş Galatasaray. Evet, ilginç bir anekdot. 22 şampiyonluğu var, 13 ikinciliği var. 23'te üçüncülüğü var. 2000'de zaten Avrupa Ligi'ni kazanmış ve 2000'de Avrupa Süper Kupası'nı kazanmıştı. Türkiye Kupası'nı 19 kez kazanıp 12 kere ikinci olmuş. Ve 16 kere Türkiye Süper Kupası'nın müzesine götürmüş. En başarısız takım Galatasaray diyebilirim bu simülasyonda arkadaşlar. Evet, şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım bir. Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonlarında herhangi bir sürpriz var mı? Ona bakalım. Şöyle 2100'den bakalım. 2100 ötesini diğer videoda izleyebilirsiniz.
Çok da sıkmak istemiyorum. Real Madrid, City, Barcelona, Bayern, Juventus, Bayern, Chelsea, Liverpool, Juventus, Manchester United, Monaco City, Barcelona, Paris Saint-Germain, Monaco, Barcelona, City, Juventus, Ajax. Evet, 2120-2121'de Ajax almış. En büyük sürpriz şu ana kadar. Ondan sonra Chelsea, Barcelona, City, Bayern 3 kere üst üste almış. Manchester United, Liverpool, Ajax, City yine Ajax. Ajax bayağı başarılı olmuş. Bayern, Roma, Porto, Liverpool, Bayern, Paris Saint-Germain, Liverpool, Paris Saint-Germain, Chelsea, United, Paris Saint-Germain 3 seri yapmış. Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Dortmund. Yani çok burada Ajax sürprizi dışında biraz da Porto ve Roma sürprizi girmiş. 50 senelik zaman diliminde çok büyük sürpriz olmamış açıkçası. Evet, Avrupa Ligi'ne bakalım arkadaşlar. Avrupa Ligi neredesin göremiyorum. Avrupa Ligi son şampiyon Sparta Prag. Vay vay vay, son şampiyon Sparta Prag. Evet, bakalım 2100 yılından itibaren. Monaco, Tottenham, Monaco, Schalke, Tottenham, Real Madrid, Ajax, Arsenal, Chelsea, Atletico, Liverpool, Chelsea, Roma, Roma, Ludogorets, vay vay vay, 2115-16'da Ludogorets almış. Büyük sürpriz bence. Evet. Bayern üst üste iki kere, Madrid, Paris Saint-Germain, Lazio, Başakşehir 2121-2122'de, Atletico Madrid, Helsinki, çok ilginç, Finlandiya'dan Helsinki 2123-2124'te almış. Tottenham, Dortmund, Atletico Madrid, Porto, Barcelona, Porto, Juventus, Dortmund, Benfica, Kulüp Buruş, Liverpool, Malmö, vay vay vay, Malmö, Tottenham, Ajax, Dortmund, Zenit, Benfica, Salzburg, Arsenal, Kasımpaşa 2143-144'te Kasımpaşa, Basel, Atletico Madrid, Kulüp Buruş, Manchester United, Ludogorets ve Sparta Prag. Evet, Ludogorets, Sparta Prag, Helsinki gibi takımlar sürpriz yapmışlar hakikaten. Buraya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın girememesi ise üzüntü verici diyebilirim. Evet, şöyle Dünya Kupası'na bakalım. Dünya Kupası'na kimler? Hop, yanlış oldu. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum. Şöyle geri dönelim. Buralara sonra bakacağız. Dünya Kupası. Geçmiş şampiyonlar diyelim. Evet, 2100'de kalmıştık en son. Belçika kazanmış 2110'da. Sonra Almanya, İtalya, Arjantin, İngiltere, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya. Yani burada da herhangi bir sürpriz yok. Sadece şu dikkatimi çekiyor. 2126 senesinde İngiltere ile Türkiye'miz final oynamış ve kaybetmiş. İkinci olmuş arkadaşlar. 2070 ve 74'te de finalimiz vardı. Geçen videoda bahsettiğim üzere. Kazanamamışız ama final oynamayı başarmışız. Burada herhangi büyük takımlar hegemonyalarını korumuşlar açıkçası. Avrupa Futbol Şampiyonası'na bakalım. Son şampiyon Belçika diyor. Evet, 2100'den itibaren İngiltere, Fransa, Türkiye. Evet, 2112'de Belçika'yı finalde yenerek Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştık. Büyük başarı. 2100'de finalimiz var, 2096'da da finalimiz var. Üçüncü finalimizi almışız, hatta 2060'da da kazanmışız arkadaşlar. Şurada görüyorum, diğer videoda da vardı zaten. Evet, Türkiye'nin başarılı olduğunu söyleyebilirim o zaman periyodunda. Sonra İtalya, Hollanda, İspanya, İtalya, İngiltere, Belçika, İspanya ve Belçika. Evet, Türkiye açısından başarılı milli takım olarak baktığımızda gayet başarılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet, şöyle katsayılara bir bakalım isterseniz. Bakalım dünyanın, evet, kulüp katsayılarına baktığımızda 1. Barcelona, 2. City, 3. Real, 4. Monaco, 5. Bayern, 6. Juventus, 7. United, 8. Chelsea, 9. Dortmund ve 10. Liverpool. Çok fazla bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Monaco girmiş araya 4. bir tek. Şurada bir takım var, evet. O İzlanda takımı Hafnarfjord, Hafnarfjord. 20. sırada. Çok büyük başarı. Çok büyük başarı. Kasımpaşa 18. sırada. Macaristan takımı Fenerbahçe 17. sıraya gelmiş. Evet, ilginç takımlar bunlar. Başakşehir 25. sırada. Ludogorets 27. sırada. Evet, ilginç takımlar var hakikaten. Diğer Türk takımlarına bakıyorum arkadaşlar. Fenerbahçe 42. sırada. Kayserispor 49. sırada. Konya 55. En başarılı takım olarak
Beşiktaş 68. Evet, Galatasaray ilk yüzde yok sanırsam. Çok acı, çok acı, çok acı. Şöyle bakıyorum. Galatasaray için yani Futbol Manager gelecek parlak değil diyor. Galatasaray, Akhisar, Antalya, Erzurum, Bursa, Eskişehir'in ardından 184. sırada arkadaşlar. Evet, çok acı 184. sırada olmak. Tabii çok acı. Mali duruma bakalım. Mali durumda Türkiye'de Kasımpaşa en zengin, Konya 2. Başakşehir 3. Kayseri 4. Fenerbahçe 5. Beşiktaş 6. Galatasaray ise 18. Vay arkadaş. Yani bir şey diyemedim. Bir şey diyemedim. Ülke kulüp katsayılarına bakalım. İngiltere 1, 2 İspanya, 3 Almanya, 4 İtalya, 5 Fransa, 6 Türkiye. Evet, Türkiye bence iyi. Portekiz, Ukrayna, Hollanda, Rusya, Belçika gibi takımları ülkeleri geride bırakmayı başarmış. Hırvatistan, İskoçya var hatta. Yani Türkiye geneli baktığımız zaman Türkiye için başarılı ama özellikle 4 büyükler için başarısız bir deneyim olmuş bu 2150 senesine kadar. Evet, Avrupa'nın en iyi oyuncularına bakalım arkadaşlar. Bu sezon 2150 senesinde Ersan Polat seçilmiş, Paris Saint Germain'li oyuncu. Forvet oyuncusu, muazzam bir oyuncu, Alman oyuncu. Evet, özellikleri görüyorsunuz. 37 maçta attı, 23 golle Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçilmiş. Muazzam bir özellikler, hakikaten muazzam özellikler Ersan'dan. İkinci Joao Roquia olmuş, Chelsea'nin forvet oyuncusu o da. O da harika özellikleri. 31 maçta 19 golü var. Portekiz milli takımında 92 maç 80 gol. Yeni, herhalde 2150'nin Ronaldo'su kendisi. 88 milyon euroda piyasa bedeli var. Kendisinin Roquia'dan sonra Edgar Castillo, Meksikalı oyuncu. O da bir forvet. Porto'da 29 yaşında 127 milli maçta arkadaşlar 170 gol atmış Meksika'da. İnanılmaz bir rakam. Ya ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. 127 maç 170 gol. Bu sezonda Porto'da 32 maçta 20 gol atmış kendisi. Bakalım Avrupa'nın altın çocuğuna bakalım. Lucelli olmuş. Jumbox'un forveti olmuş. O 21 yaşındaki Brezilyalı olmuş arkadaşlar. Evet, iyi bir Dortmund'da oynayan oyuncunun iyi bir profil olduğunu söylemek mümkün. Avrupa'nın en iyi oyuncusuna bakalım. Ersan Polat. Evet, buna bakmıştık. Altın ayakkabıya bakalım. Altın ayakkabı Luis Gustavo'ya gitmiş. Monaco'nun Brezilyalı forveti. 32 maçta 24 gol atmış. Hakikaten bitiricilik, dribling, ilk kontrol, kafa vuruşu, hız, hızlanma üst düzey. 24 gol aslında çok ciddi bir rakam değil ama. Marcelo, forvet Brezilyalı, o da Bayern'in 42 milyon euro futbolcusu da Avrupa'da ikinci sıraya oturmuş altın ayakkabıda. İyi özellikler ama çok çok öyle üst düzey değil. Ersan Polat en iyi oyuncu seçilen, Avrupa'da en iyi oyuncu seçilen Ersan Polat ise 3. sırada yer almış. Şöyle bir Türkiye'ye de bakalım ve videoyu sonlandıralım. Çok da sıkmayayım sizi. Bakalım Türkiye'nin durumu ne? Genel olarak milli takımımız ne durumda? Onu da merak ediyorum. Türkiye açısından genele baktığımızda iyi bir dönem geçirmiş diyebiliriz arkadaşlar. Evet, dünya sıralamasında 11. sıradayız. İspanya, İtalya, Almanya, Portekiz, Fransa, Brezilya, İngiltere, Arjantin, Hollanda, Belçika'dan sonra 11. sıradayız. Meksika, Kolombiya, Uruguay gibi takımları geride bırakmışız. Yani çok kötü değil bence. İyi bir rakam 11. sırada olmak. Keşke günümüzde de böyle olsa. FIFA sıralamasında 11. sıraya kadar yükselsek güzel bir gelişim göstermiş Türk futbolu. Evet, şöyle bakalım. Menajer Mustafa Çevik'miş arkadaşlar. 68 yaşındaki Türk menajer Mustafa Çevik, daha önce Eskişehir Spor, Şanlıurfa ve Fethiye Spor'da menajerlik yapmış Mustafa Çevik. Şöyle en iyi oyuncularımıza bakalım isterseniz. Hüseyin Uçar. En iyi şu oyunculara bakalım. Oo, Hüseyin'e bakın. Ofansif orta saha oyuncusu. 94 maçta 24 gol atmış Hüseyin Uçar. Dortmund'da oynuyor. 86 milyon euro piyasa bedeli var. İnanılmaz bir özellik yeteneği var hakikaten. Yani fiziksel özellikleri üst düzey, zihinsel özellikleri üst düzey, technical özellikleri üst düzey. Bu sezon Dortmund'da 32 maçta 13 gol, 8 asist ve 7.47 ortalama sağlamış. Muazzam, hakikaten muazzam. Hangi takımdan çıkmış ona bakalım. Başakşehir'den çıkmış. Başakşehir'den Fenerbahçe'ye gitmiş 23 milyon euro. Sonra da Dortmund'a 60 milyon euro'ya gitmiş. Başakşehir altyapısının ürünü Hüseyin Uçar. İkinci oyuncumuz Furkan Usta. Bayern Münih oyuncu, forvet oyuncusu, 70 milyon euro bir piyasa bedeli var. 19 maç 16 gol atmış. İyi bir rakam.
Şu an kendisiyle Borussia Dortmund'a ilgileniyormuş. Bitiricilik, kafa vuruş bitiricilik 17, kafa vuruş 14, hızlanma 18 gibi önemli ratinglere sahip. Bakalım Furkan Usta kimden çıkmış? Kayseri Spor'dan çıkmış, Göztepe'ye 3.7 milyon euro gitmiş, Konya'ya 8.25'e gitmiş, Başakşehir'in 13 milyon euroya almış ve Çin'e satmış. Çin 55 milyon euroya transfer olmuş Başakşehir'den. Başakşehir iyi para kazanmış yalnız. Ve daha sonra Bayern Münih'e 97 milyon euroya gitmiş. 97 milyon euro, vay anam vay. Evet, Furkan'dan sonra Çağlar Özkan var. Bankur'da oynuyor. 32 yaşında sağ açık oyuncusu. İyi özellikler ama biraz yaşından dolayı fiziksel özellikleri düşmüş tabi. 9 milyon euro piyasa bedeli var. Senelik 7.38 milyon euro kazanıyor. 40 maçta 13 gol atmış. Çağlar Özkan sağ açık oyuncusu. Şöyle bakalım o kimden çıkmış. Evet, Başakşehir'den Beşiktaş'a gitmiş 13.5'a. Beşiktaş'tan City'ye gitmiş 14.25'e ve City'den Kasımpaşa'ya 100 milyon euroya gelmiş arkadaşlar. City'den Kasımpaşa'ya 100 milyon euro. Kasımpaşa 100 milyon euro transfer yapmış. Daha sonra Amerika'ya 54 milyon euroya satmayı başarmış. MLS Ligi'ne Çağlar Özkan'ın çok ilginç şeyler olmuş. Serbay Koçar, Tottenham'lı oyuncu, 4. oyuncumuz, Türk oyuncu, ofansif orta saha oyuncusu oldu. 56 milyon euro bir piyasa bedeli var. Henüz 22 yaşında. Bu sene Tottenham'da 34 maçta 13 gol, 10 asist yapmış ve 7-17 puan ortalaması gayet iyi bir ortalama. Özellikleri de iyi oyuncunun. Teknik 17, pas 13, özel yetenek 16, vizyon 16, hız 16, çeviklik 18, dayıklık 16 gibi iyi özellikleri var. Serbay Koçer'in. O nereden çıkmış peki, hemen bakalım. Sivas'tan çıkmış, Kasımpaşa'ya 3.4'e gitmiş. Daha sonra İskoçya'ya gitmiş, Celtic'e 11.5 milyona. Türkiye dönüşünde Fenerbahçe 31.5 milyon euro ödemiş kendisine. Ve 2148-149 sezonunda Tottenham'a tam 81 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuş Serbay Koçar. Hakikaten ilginç. Levent Aydın son oyuncumuz, 29 yaşındaki stoper oyuncusu, Kasımpaşalı oyuncu. 11.75 milyon euro piyasa bedeli var. Kendisini Celtic istiyormuş. 74 kez milli takım formasını giyerken 2 gol atmış. Pozisyon alma, markaj, top kapma, konsantrasyon ve fiziksel özellikleri gayet yerinde bir savunma oyuncusu Levent Aydın. 33 maçta forma giymiş bu sezon Kasımpaşa'da. Şöyle geçmişine bakalım. Fenerbahçe'den çıkma, Şanlıurfa'ya gitmiş 2 milyon euroya. Sonra Kayseri Spor 3.6'ya, Başakşehir 11.5'a, Kopenhag'a 10 milyon euroya ve daha sonra Türkiye'ye Kasımpaşa'ya dönmüş 8.25 milyon euroya arkadaşlar. Büyük takımlar olarak Türkiye'nin Kasımpaşa, Fener, Konya, Başakşehir, Kayseri ve Beşiktaş gözüküyor. Trabzon ve Galatasaray'ın bu listede olmaması üzücü hakikaten diyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2150 yılında simülasyonumuza göre durum bu. Durum ortada. İlginç şeyler var, garip şeyler var. Tabii biz bu seriyi göremeyeceğiz. Futbol menajerinin yanılıp yanılmadığını göremeyeceğiz ama çok da mümkün gözükmüyor açıkçası. Biraz fantastik bir video olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için videoyu teşekkür ederim. Galatasaray kariyerimize devam edeceğiz. Güzel bir video daha yakında sizlerle birlikte olacak. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.